Her taraf ormandır, çamlık, meşelik. Harman yeri hariç, düzlük bilmezler. Ağaç diplerinde doğmuştur çoğu. Çok iyi bilirler tepeyi, dağı. Elleri tutmamış viski bardağı. Sahillerde yazlık mazlık bilmezler. Dağlara öğüttür rüyanın hızı. 20 kilo çeker bir aylık kuzu. Kışın derelerde görürler buzu. Tuzluk bilirler de buzluk bilmezler. Bir başka güzeldir kışın karları. Çiçeklerle süslü yazın kırları. 90'a diz vuran ihtiyarları. Ağızda takma diş gözlük bilmezler. Köpekleri havlar köye girişte. Elde tahta kaşık, bulgur, erişte. Hak'tan ayrılmazlar alışverişte. Hilekarlık, düzenbazlık bilmezler. Hoş görürler başta esen yerleri. Türküden tanırlar gurbet elleri. Ne deseler anlaşılır dilleri. Kitap mitap, sözlük mözlük bilmezler. Saygılar sunuyorum size. Evet, az önce heyecanından dolayı biraz yanlış yapan Sayın Nurala Göktürk hanımefendiyi tekrar mikrofonlarımıza davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızla. Buyurun. Tekrar özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum efendim. Türkistan'ıma güllerin açılmamış soldu dediler. Bebekler ağlayıp doğdu dediler. Dedeler hasrette öldü dediler. Ne oldu Gülistan, gül vatanıma? Ne oldu o cennet Türkistan'ıma? Çinliler çok zulüm etti dediler. Birçoğu hicrete gitti dediler. Kızıl Çin hakkını yedi dediler. Ne oldu gök renkli gök bayrağıma? Ne oldu ay yıldızlı sen sancağıma? Kanadını kolunu sındı dediler. Haksızlık son haddini buldu dediler. Pazarlar can yeri oldu dediler. Ne oldu o nazlı bacılarıma? Ne oldu doğmayan yavrularıma? Gaddarlar canilik yaptı dediler. Akıl almaz zulüm etti dediler. Zulüm ayyukaya çıktı dediler. Ne oldu mahzun melek analarıma? Ne oldu o benim cennet bağıma? Ecdadımın şanla bastığı toprak. Cennetti bir zaman, şimdi ise çorak. Gök bayrağıma işlenmiş çekiç ve orak. Ne oldu şanlı yurt gök bayrağıma? Ne oldu kağanlar yurt otağıma? Neden hala bitmez işkence zulüm? Neden bunca acı ıstırap ölüm? Bin canım fedadır gelse de ölüm. Gelir mi hürriyet sen otağıma? Gelir mi can vatan cennet bağıma? Çok teşekkür ederim efendim. Gerçi annem heyecanından dolayı sizden özür diledi ama ben ortada özür dileyecek bir şey göremiyorum. Çünkü Elazığlıların Doğu Türkistan davasına göstermiş oldukları bu üstü teveccüh bize heyecan veriyor. Yani sizden Elazığlılar için alkış istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Göktürk Mehmet Uytun, 1935'te Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğdu. Balıkesir Necati Bey Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu. Çeşitli yerlerde öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Talim Terbiye Kurulu'nda uzun yıllar üyelik yaptı. Şiir, hikaye, masallar ve antolojiden oluşan 26 eseri vardır. Alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. Göktürk Mehmet Uytun. Çocukluk yıllarımın geçtiği Elazığ,
ve bundan 41 yıl önce öğretmenlik yapmış olduğum Sivrice'ye ve sizlere kavuşmanın heyecanı, mutluluğu ile hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Güzel yurdum. Sorsam seni uçan kuştan, lodostan, denizlerin sarmış seni üç koldan. Zaman akmış, tarih geçmiş bu yoldan. İklim iklim, gurbet gurbet Türkiye'm. Dağlarında kışla bahar el ele. İş yerinde çalışanı gör hele. Destan oldun seni seven her dile. Kale kale, kümbet kümbet Türkiye'm. Irmakların büklüm büklüm bükülür. Kayalardan berrak sular dökülür. Kötülükler birer birer sökülür. Süngü süngü, mızrak mızrak Türkiye'm. Doyum olmaz baharına yazına. Selam gelir kızanına kızına. Dokununca dertli şair sazına. Türkü türkü söylenirsin Türkiye'm. Evliyalar diyar diyar seslenir. Hür gönüller Kur'an ile beslenir. Camilerde minareler ses verir. Şafak şafak, yağmur yağmur Türkiye'm. Bağlarında salkım salkım özüm var. Toprağında, geçmişinde özüm var. Sana daha söylenecek sözüm var. Bayrak bayrak, sancak sancak Türkiye'm. Saygılar sunuyorum. Değerli misafirler, dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir ve Musiki Akşamlarının ilk akşamı burada sona eriyor. Şairlerimize teşekkür ediyoruz. Harput Kültür Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Efendim bu akşam hep birlikte Harput müziğine, Türk halk müziğinin çeşitli eserlerine ve şiirlere doyduk. Yarın akşam yine burada olacağız. Hazar Şiir Akşamlarının ikincisinde yeniden birlikte olacağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada hemen Sayın Valimizi, Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı ve şairlerimizi buraya davet etmek istiyorum. Toplu bir fotoğraf alınmak istiyor efendim. Katıldığınız için teşekkürler. İyi akşamlar. Yeniden birlikte olacağız. Evet. Efendim yoğun ilginizden dolayı çok çok teşekkürler ediyoruz. Umarız yarın da bu güzellik, bu doluluk bizlere nasip olur. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Evet, bu arada sesimiz geliyor mu? Sayın seyirciler. Hasan Can Polat Bey gelse ya buraya. Ben Türkiye'deyim.
Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler, Hazar Şiir Akşamları'nın ilk gecesi burada sona eriyor. Yarın akşam yine burada olacağız. Ben bu arada sayın valimizin görüşlerini almak istiyorum. Bakalım Hazar Şiir Akşamları 4.sü düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları hakkında neler düşünüyor? Eğer mikrofon kablom yetişirse şu tarafa doğru gideceğim. Bu arada sayın valimiz, Sivrice Kaymakamı ve belediye başkanı ile şairlerimiz toplu olarak fotoğraf çektiriyorlar. Sayın valim, sizi şöyle alabilir miyim? Evet, ilk akşam için neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok güzel bir akşamdı. Zannediyorum milli kültürümüz içerisinde şiirin ve şairin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anlamış olduk. Bu sadece Anadolu'daki kültür değil, bütün Türk coğrafyasındaki kültür bir araya getirilmiş oldu. Ben son derece mutlu oldum. O nedenle de bu organizasyonda çok büyük emeği olan Sivrice Kaymakamımıza, Sivrice Belediye Başkanımıza, ona destek veren işte sizlere, Kanal E'ye, Kanal 23'e, bütün Elazığlılara doğrusu çok teşekkürler ediyorum. İnşallah bu Sivrice yaşadığı müddetçe devam etsin. Uzun süreler. Evet. Peki, teşekkür ediyorum efendim. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ahmet Bey, sizi de şöyle almam mümkün mü acaba? Efendim ilk akşamdan sonra görüşlerinizi alayım. Tabii bu yorucu bir organizasyon. Biz ilk akşamı kazasız belasız atlattık çok şükür. Güzel bir akşam oldu, katılım bol oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Tabii Adana'da olan olay bizi son derece üzdü. Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Ümit ediyorum ki ölü ve yaralı sayısı fazla değildir. Zavuklu haberler alamadık. Bunun dışında moralimizi bozan herhangi bir olay olmadı. Peki, size efendim de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Sivrice Belediye Başkanı Sayın Karabulut, efendim siz neler söyleyeceksiniz? Bu arada yarınki program hakkında da kısa bir bilgi verirseniz çok iyi olacak sanırım bizi izleyenler açısından. Şimdi gördüğünüz gibi hakikaten her ne kadar biraz fazla yoruluyor isek de gerçekten çok ağır bir organizasyon. Ama inanın şu kadar insanı burada gördükten sonra Elazığ'ın kültürünü yaşattığımızdan dolayı bütün bu yorgunluğumuzu unutuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda aynı şekilde devam eder. Çünkü ben daha da fazla büyük olacak diye bir şey de söylemiyorum. Bu işin olacağı da budur. Yarınki programımız yine şiir ve musiki olarak devam edecek. Bu arada tabii evvela yine Devlet Konservatuvarı'nın programı olacak. Elazığ Musiki Konservatuvarı'nın programı olacak. Ve arkasından Servet Kabaklı Bey'in konseri olacak. Ve Fatih Kısaparmak'ın konseri olacak. Ve ondan sonra da böylece 4. Uluslararası Hazar Musiki ve Şiir Akşamları böylece bitmiş olacak inşallah. Kolay gelsin. Yarın akşam yine buradayız o zaman. Tabii siz dün yanımızdaydınız. Bugün yanımızdasınız. Yarın da yanımızda olacaksınız. Bu programla devam et. Evet. Bu programlar biz burada kaldığımız müddetçe inşallah bu şiir akşamları devam edecek ve sizler de bizlerle beraber bu işi götüreceğiz. Bu arada ben size yani Kanal 23 televizyonuna, Kanal E televizyonuna ve diğer ulusal televizyonlara katıldıkları için de teşekkür ediyorum. Peki efendim, kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Evet. Evet, Profesör Aktaş yarın aramızda olmayacağından dolayı Sayın Aktaş'ın plaketini Sayın Valimiz şimdi verecekler. Bunu da görüntülemek istiyoruz buradan mümkünse.
hocamızı, değerli hocamızı Elazığ'ımızda Sivrice görmekten son derece mutluyuz. Böyle bir gecede kendileriyle birlikte olmamızın adına ben büyük bir keyifle takdim ediyorum hocama. Zevkle ve şerefle alıyorum. Bu şiir akşamlarının aynı mekanda daha değişik tarzda devamı Türk şiirinin olduğu kadar şiire gönül verenlere de şiir üzerinde uğraşanlara da memnun edecektir. Türk kültürüne hizmetlerinizden dolayı saygılarımı sunuyor. Sağ olun. Tebrik ediyorum efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz hocam. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, dördüncüsü düzenlenen dördüncü uluslararası Hazar Şiir ve Musiki Akşamları ilk akşamı burada sona eriyor. Yarın akşam yine biz burada olacağız. Kanal 23 ekibi olarak canlı yayınlamaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Şimdilik iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.